Bu videoda görüntü uzaklığını ve boyunu bulurken cismin boyu, uzaklığı ve aynanın odak uzunluğu gibi değerlerden nasıl yararlandığımızı göreceğiz. Matematiksel olarak konuşmamı isterseniz bize cismin boyunu yani hc'yi, cismin uzaklığını yani u'yu ve aynanın odak uzaklığını yani f'i veriyorlar. Bunların neye eşit olduklarını bildiğimizi varsayalım ve bunları kullanarak görüntü uzaklığıyla boyunu bulacağız. Yani V ile HG'yi. Çizimi de dikkatle inceleyecek olursanız bunun bir fizik sorusundan ziyade matematik sorusuna benzediğini görebilirsiniz. Neden diyecek olursanız bunun bir geometri sorusu olduğunu ve bu değerlerin de bize verildiğini düşünün. Bulmamız gereken de bazı değerler var diyelim. Hadi bakalım. Öncelikle neyi bulmamız gerektiğini de açıklığa kavuşturalım derim. V burası HG yani görüntünün boyu da burası. Bize HO ve şu uzaklık olan U'nun verildiğini de bir kere daha söylemek istiyorum. Sizce bu uzaklıkla bu boy ve bu uzaklıkla bu boy arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Şimdi çizimi dikkatlice inceleyin. Hatta bu iki üçgene odaklanmanızı istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Hangi üçgenlerden bahsettiğimi de göstereyim. İşte bunlar. Bu iki üçgenin kenarlarının bizim bulmak istediğimiz uzunluklar olduğunu fark ettiniz mi? Evet, eğer dikkatlice incelerseniz bu iki üçgenin benzer üçgenler olduklarını göreceksiniz. Bu iki açıları birbirine eşit, yani dik açılar. Bu iki açı da. Neden diye soracak olursanız, bu açılardan biri geliş, diğeri de yansıma açısı ve yansıma kanunlarına göre geliş açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir. Buna bağlı olarak bu iki üçgenin diğer yani üçüncü açılarının da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu da üçgenlerin benzer üçgenler oldukları anlamına gelir. Benzer üçgenlerin ne gibi özellikleri vardır? Kenarları arasındaki oran birbirine eşittir. Hemen yazıyorum. Görüntünün boyunun cismin boyuna oranı diğer kenarların birbirine oranına eşit olacak. Örneğin bu kenarla bu kenara ele alalım. Bu kenarın uzunluğu V yazıyorum. V bölü bu kenar yani u. Bulmak istediğimiz ve bildiğimiz değerler arasında bir bağlantı elde ettiğimizi görüyorsunuz değil mi? Ama işimiz tabii ki bitmedi. HG ve V'nin neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Ve buradan ancak iki bilinmeyeni bir denklem elde edebiliriz. O halde bunun kullanacağımız denklemlerden biri olduğunu düşünelim ve içinde hg ve v olan ikinci bir denklem elde etmeye çalışalım. İkinci denklemi bulmak için öncelikle bu üçgenlerden kurtulalım. Oldu. İkinci denklemi f'i kullanarak bulacağız. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve içinde f olan ikinci denklemi yine başka bir üçgen benzerliğinden faydalanarak kendi kendinize bulmaya çalışın. Hadi deneyin. F işte burada. Dikkat ederseniz garip görünümlü ve bir kenarının uzunluğu f olan bu üçgeni siz de görebilirsiniz. Ama bu dik açılı bir üçgen olmadığı için pek işimize yaramaz. Ancak bu üçgene bakarsanız f'in bu üçgenin kenar uzunluklarından biri olduğunu fark edeceksiniz. Ve bu üçgenin bu üçgenle olan benzerliğini kullanacağız. İsterseniz bu üçgenlerin hangileri olduğunu da göstereyim ki takip etmesi daha kolay olsun. Bu iki üçgene odaklanacağız. Nedeni ise hem benzer olmaları hem de kenar uzunlukları arasında bize verilen ve bulmak istediğimiz değerler olması. Bu dik açı. Bu da. Bu iki açının birbirine eşit olduğunu da biliyoruz. Bu durumda üçgenlerin üçüncü açıları da birbirine eşit olur. O halde bu üçgenler benzer üçgenlerdir diyebiliriz. Ama belki sizin de aklınıza takılmıştır diye bir noktayı açıklamak istiyorum. Bu üçgenin bu kenarının doğrusal olmadığını, yani aynanın yüzeyi olduğunu görmüşsünüzdür. Bu durumda da bu şeklin bir üçgen olması söz konusu olamaz. Ama bu noktada size yapmanız gereken bir varsayım olduğunu söyleyeceğim. Bu kenar küresel bir aynanın bir kısmından oluşuyor. Bu doğru. Aynanın eğrilik merkezi de burada. Aynanın tamamını çizdiğimizi düşünelim. Sadece bir kısmını görebileceksiniz ama ne anlatmak istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum kürenin söz konusu olan parçaya göre çok ama çok büyük olduğunu görüyorsunuz değil mi? Kocaman bir kürenin sadece küçük bir yay uzunluğu söz konusu olduğunda bu yayın doğrusal olduğunu kabul edebiliriz. Tıpkı şöyle. Dünyanın da bir küre olduğunu ancak küçük bir kısmını düşündüğümüzde o kısmın düz olduğunu varsayabiliriz. Bu yüzden bu aynanın bu kısmının yani üçgenin bu kenarının doğrusal olduğunu varsayacağız. Evet, bu uzunluk kürenin çok küçük bir kısmı olduğundan düz bir uzunluk olarak kabul edilebilir. O halde az önce yaptığımız şeyi burada da yapabiliriz. Benzer üçgenlerin kenar uzunluklarının oranları birbirine eşittir demiştik. İsterseniz videoyu durdurun ve bu eşitliği de siz kurun. Bu kenarı alıyorum. HG bölü bu kenar. Peki bu kenarın uzunluğu nedir? Cismin boyu öyle değil mi? O zaman bölü hc yazalım. Eşittir. Şimdi de bu kenarlara ele alalım. Evet burası bölü burası olacak. Peki bir de bu kenarın ne olduğuna bakalım. Bu uzunluk bildiğimiz bir uzunluk değil ama bize verilenleri kullanarak ifade edebileceğimiz bir uzunluk. V eksi f. Dikkatlice bakın. V eksi f bölü bu kenar yani f. Diğer kenarlar bizi ilgilendirmediği için örneğin hipotenüsü almıyoruz. Bize buradaki bilinmeyenleri veren kenarlar lazım. Böylece ikinci denklemimizi de elde ettik. Ve artık elimizde iki bilinmeyeni, iki denklemimiz olduğuna göre bu bilinmeyenlerin ne olduklarını bulabiliriz. İsterseniz videoyu durdurup sorunun geri kalanını kendi kendinize çözmeyi deneyin bir ipucu da verebilirim. Örneğin V, U ve F arasında bir bağlantı bulmaya çalışın. Hadi ne duruyorsunuz? Eşitliklerin sol tarafları aynı olduğundan sağ taraflarının da birbirlerine eşit olması gerekir öyle değil mi? Hadi hep birlikte yapalım. Kendime biraz yer açayım. Ne de olsa geometri yani çizimle de pek işimiz kalmadı. Sol taraflar birbirine eşit olduğundan sağ taraflar da birbirine eşittir diyeceğiz. Yazıyorum v bölü u eşittir v eksi f bölü f. Harika değil mi? Burada sadece tek bir bilinmeyen var. u ve f'in neye eşit olduğunu biliyoruz. Bu denklemi biraz daha göze hoş gelecek şekilde düzenleyelim. İçler dışlar çarpım yaparsak v çarpı f eşittir u v eksi u f. Bu noktada bunu kolaylıkla hatırlayabileceğimiz bir denkleme dönüştürebiliriz. Bunun içinde bunu u çarpı v çarpı f'e böldüğümüzü düşünelim. Bu işlem yapınca buradaki v ile f sadeleşecek ve geriye 1 bölü u kalacak. Eşittir diyoruz. Burada da u ve v sadeleşince geriye 1 bölü f kalacak. Benzer şekilde burada da 1 bölü v. İki tarafa bir de 1 bölü v ekleyeceğim. Sonuç olarak elde etmek istediğim denklem olan 1 bölü f eşittir. 1 bölü u artı 1 bölü v'ye kavuşmuş olacağım. İşte bu kadar. F ve U'yu bildiğimize göre görüntünün uzaklığını yani V'yi hesaplayabiliriz. Öyle değil mi? V'yi bulduktan sonra da birinci denklemi kullanarak görüntünün boyunun neye eşit olduğunu bulacağız. Bu arada bunun genel bir formül olmadığını, çünkü sadece çukur aynalar ve gerçek görüntüler için geçerli olduğunu da bilin. Görüntü sanal olduğunda ya da tümsek bir aynayla çalışırken bu formülü kullanamazsınız. Anlaştık mı? Bunun için tüm durumlar için geçerli olan formülü nasıl bulacağımızı başka bir videoya bırakmak istiyorum.